TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz ilk olarak haberlerimizin özetlerini izleyelim. Büyükşehir Ulu Çınarları unutmadı. Törene katılan Başkan Büyükkılıç türkü söyledi. Aracın motorunda uyuşturucu ticareti. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İş makinesi ve kulübeyi ateşe verdiler. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Yatağında fenalaşan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOKİ ile işbirliği halinde yapılacak olan Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 572 konut ihalesinin yapıldığını, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak projeyi bölgede hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi almak ve projeyi değerlendirmek amacıyla bir toplantı yaptı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'ten bilgi alan Başkan Büyükkılıç, bölgeye yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olan bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız bu çalışmada 572 tane konutun ihalesi yapıldı. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme çalışmalarını yaptık. Burada görüldüğü gibi projemiz hazır. Çok katlı değil, 4 ya da 5 katlı konutlardan oluşan bir anlayış içerisinde bu bölgemizde yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olan bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Daha önce kentsel dönüşümle ilgili bu bölgede çalışma yapacağımız diye ifade ettiğimiz sözümüzle inşallah yerine getirmiş olacağız. Yaklaşık 2 senede en fazla bu çalışma tamamlanacak. Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskini önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanacak. Projede riskli alan ilanı sağlanan alanda bulunan hak sahipleriyle 18 Ekim'de uzlaşma görüşmelerine başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleşen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine katıldı. Ulu Çınarlar'ın müzik korosunun konserini keyifle dinleyen ve sahneye çıkarak yaşlılarla birlikte türkü söyleyen Büyükkılıç, onlara hizmet etmek ibadettir. Büyüklerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz dedi. Büyükşehir Belediyesi Ulu Çınarları unutmadı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine Başkan Büyükkılıç da katıldı. Komutanım hoş geldiniz. Özledik ya. Etkinliğin açılış konuşmasını Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinlerinden Mustafa Soylu yaptı. Soylu, bu güzel tesisi Ulu Çınarlara kazandıran maddi manevi değerleri saygıyla andıklarını ifade etti. Burada bizleri mutlu etmek için ana, baba, evlat dayanışması içinde emeklerini esirgemeyen tüm çalışanlara ve şükran teşekkürlerimizi sunarız. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Büyükkılıç, her günün 1 Ekim gibi telakki edilmesini, her günün yaşlılara hizmet ederek geçirilmesini belirtti. Büyükkılıç, onlara hizmet etmek ibadettir. Büyüklerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz dedi. Bugün 1 Ekim değerli büyüklerimizin, ulu çınarlarımızın anılma günü olarak belirlenmiş ama elhamdülillah bizler İslam kültüründe, Müslüman Türk kültüründe büyüklerimizi sadece bir güne sığdıracak, bir gün anacak gibi bir yaklaşımı kendimize yakıştıramayız. Her günümüzü 1 Ekim gibi telakki ederek, her günümüzü adeta sizlere hizmet ederek, Kur'ani tabir ile
bila üffin diye tanımladı. Öf bile demeyeceksin diye annenize, babanıza, yanınızda yaşlanan büyüklerinize diye hatırlatan bir anlayış içerisinde haklarını her zaman helal edecek, bizlere dua edecek şekilde davranmayı elhamdülillah İslam kültüründe hep böyle gördüm. O açıdan bugün de belki bir farkındalık anlamında bir araya geldik. Etkinlik kapsamında Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu, Kayseri'nin ve ülkemizin türkülerini seslendirdi. Çınarların Müzik Korosu'nun konserini keyifle dinleyen Başkan Büyük Kılıç daha fazla dayanamadı ve sahneye çıkarak yaşlarla birlikte türkü söyledi. Yaşlı Çınarlar sadece türküleri seslendirmekle kalmadı. Hem türkü söyleyip hem de oyun oynayarak stres attı. Ekim Dünya Yaşlılar Günü sergi açılışıyla devam etti. Başkan Büyük Kılıç yine yaşlılar tarafından el emeği, göz nuru hazırlanan sergiyi gezdi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaptıkları birbirinden farklı el emeği, göz nuru eserleri hazırlayan yaşlılar bugün bu eserleri kendi günlerinde görücüye çıkardı. Serginin açılışını Başkan Büyük Kılıç yaptı. Daha sonra sergiyi gezen Büyük Kılıç, Ulu Çınarlar'ın eserlerini hayranlıkla inceledi. Bey yaptım. Şunu. Evet. Bak hocam. Bu bebek de benim hayatımda. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne pandemi dolayısıyla haftada iki gün geldiklerini ifade eden yaşlılar duygularını TV1 mikrofonlarına aktardılar. Hocamız gösterdi, biz de yaptık. Buraya arkadaşlar oluşturduk, işte arkadaş olduk hep birbirimizle, sevdik. Hocamızı sevdik, geldik bunlardan, işte elimizin emekleri, zaten evde boş durmuyoruz. Buraya da gelince hoca daha değişik şeyler gösterdi. Onları öğrendik, yapıyoruz, yaptık işte. Nasıl, mutlu musunuz burada? Çok çok mutluyum, zaten ben mutluyum. Biz şey, sıkıntım yok ama bir daha değişiklik oluyor buraya gelmek tabii. Mutluyuk, ben çok memnunum. Allah razı olsun hocalarımızdan. Deli olurlar bize, seviyorlar. Can veren Allah. Bu işlere de can veren Sevgi Hanım. O gösterdi, biz yaptık. Benim de çok emeklerim var. Yani yaptım bir şeyler. Ayıcık ördüm, kedi ördüm. Şuradaki yeleklerden ördüm, kaskol ördüm, çanta ördüm. Sağ olsun. O gösterdi, biz yaptık. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben psikolojik olarak çok iyiyim. Bana iyi geldi. Bak şu kaskolu da ben ördüm. Şunu. Evet. Ondan sonra. Yani severek yapıyoruz. Psikolojimiz de iyi yani o yönde. Yani severek yapıyoruz. Hocamız da can
hocamız gösterince daha da iyi oluyor, zevkli oluyor. Güzel şeyler yaşıyor. Evde bunalıyor, burada birleşiyor. Yapmadığımız güzel şeyleri yapıyor. Evet. He. Buranın ortamı çok iyi. Güzel, güzel arkadaşlarımız var. İlgi çok güzel. Seval Hanım'ımız çok bir bambaşka hanımefendi, koordinatörümüz. Sevgi Hocam, Hanif Hocamız vardı pandemiden önce. Psikik terapistlerimiz vardı. Çok güzel bir şey. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık. Allah razı olsun yarın. Kayseri'nin Talas ilçesinde yatağında fenalaşan şahıs hayatını kaybetti. Kayseri'de bir vatandaş evinde ölü bulundu. Talas ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Fatih 4 sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda AT sabah saatlerinde yatağında fenalaştı. Eşi tarafından çağrılan sağlık ekiplerince AT'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle polis ekipleri evde inceleme yaparken AT'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan o çalışmalarda 12 hırsızlık dosyasından aranan şahıs yakalandı. Kayseri'de yeni sanayi ve eski sanayideki iş yerlerinden ayrıca otolardan akülerin çalınması olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin YY olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda YY yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan YY, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. YY'nin kentte meydana gelen 12 olayın şüphelisi olduğu belirlendi. Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin motoruna zulalanan uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı. Öte yandan yolcu otobüsünde metamfetamin maddesi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri MK'nın araçla gezerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracını tespit eden ekipler takibi aldı. Durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler aracın motor kısmına zulalanmış 4 parça halinde 325 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan şahıslardan FD'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken MK ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Narkotik Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda MG isimli şahsın Kayseri'ye yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bilginin alınması üzerine ilgili araçta yapılan aramada şahsın bulunduğu koltuk üst eşya kısmında poşet içerisinde 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. MG isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Kayseri'de iddiaya göre işten çıkarılınca çalıştıkları yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe veren operatörle 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde taşeron işçi olarak çalışan Hacı K. iddiaya göre işten çıkarılınca sinirlenerek önce Kocasinan ilçesi Oyma Ağaç Mahallesi'nde bulunan iş makinesini ateşe verdi. Hacı K. daha sonra Kaski'nin Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'nde bulunan Germiraltı tesislerinin girişindeki kulübeyi de ateşe vererek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken
Tesislerde bulunan kulübe ve iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kaçan Hacı K ile birlikte 3 kişi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı gasp büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobil çaldıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların otomobilleri kendi araçlarına halatla bağladıktan sonra çekerek çalmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Hırsızların yöntemi pes dedirtti. Halatla çekerek otomobili çaldılar. Kentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Asayi Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalınan otomobiller üzerinde çalışma yapan ekipler şahısların iki ayrı aracı kendi araçlarına halatla bağlamak suretiyle çaldıklarını tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olduğu belirlenen RT, MÖ ve GA yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlardan bir tanesi İncesu ilçesinde, diğeri ise il merkezinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Serin günlerin yaşandığı sonbahar döneminde zaman zaman yağışlar etkili oldu. Meteoroloji hafta sonu yağış beklenmediğini ancak serin havaların yaşanacağını duyurdu. Özellikle gece sıcaklığı üşütecek. Son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle gece sıcaklığı bin hale düştü. Sonbahar mevsimini yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının serin bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yağış sadece şehrin doğu kısımlarında etkili olacak. Hafta boyunca mevsim normallerinin altında sıcaklıkla karşılaştık ve zaman zaman ve yer yer hafif sağanak yağışlar oldu. Hafta sonu da cumartesi ve pazar merkezde yağış beklemiyoruz ancak Kayseri'nin doğusunda özellikle Pınarbaşı, Sarıhız ve Akışla yakın bölgelerde mevsim sağanak yağışları görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak hafta sonu. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığımız 22, pazar günü 20 derece olacak. Gece sıcaklıkları biraz düştü. Örneğin bu gece, cuma gecesi 3 derece civarında. Cumartesi pazara bağlayan gecede 5 derece civarında bir asgari sıcaklık bekliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi Kayseri genelinde yağış beklemiyoruz. Sadece doğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Parçalı bulutlu, orta kuvvetli, genellikle kuzeyli yönlerden esecek rüzgarlar bekliyoruz. Ancak yağış alacak bölgelerde yağış anında kuvvetli rüzgarlar esebilir. Meteoroloji uzmanı Mehmet Bütüner gece sıcaklıklarının düşeceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Önümüzdeki bir hafta boyunca 3 ile 6 derece civarında bir asgari sıcaklık bekliyoruz. Mevsim normallerinin birkaç derece altında olacak. Genellikle soğuk ve serin bir hafta geçireceğiz gece sıcaklıkları açısından. Piyasaları faiz tartışmalarıyla Fed'in kararları etkiledi. Piyasalardaki son durumu Sarraf Şaban Zıkkavun yorumladı. Zıkkavun, Türkiye dışındaki hareketlilikten Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti. Zıkkavun, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini söyledi. Hafta içinde yaşanan piyasalardaki hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. Özellikle piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Fed'in politikaları belirleyici oldu. Piyasalardaki son durumu Sarraf Şaban Zıkkavun yorumladı. Zıkkavun, Türkiye dışındaki hareketlilikten Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti. Şaban Zıkkavun, piyasalardaki sakinliğin hafta başında da devam edebileceğini söyledi. Herkesin beklentisi Fed'in faiz kararıyla birlikte altının onsunun birdenbire çok yükseleceği beklentisindeydi.
doların değer kazanacağı beklentisindeydi. Tam tersi meydana geldi. Altının onsunda birdenbire çok felaket bir düşüş oldu. Yani 1731 dolarlar civarına kadar altının onsu düştü. TL ve dolar bazındaki fiyatın bir miktar yükselişiyle Türkiye'de pek altın düşüşünü göstermedi. Ama hafta başı itibariyle dolar ve euroda bir miktar gerileme olmasıyla altının has fiyatı 491 lira kadar gerilemiş olmuştu. Ama dün aniden Fed'in yakın tarihte tahvil almayacağını açıklamasıyla birlikte dolar euro paritesi 1.16.90'dan 1.15.90'lara kadar bir değerlenmiş oldu. Yani euro biraz değer kaybetti, dolar biraz değer kazanmış oldu. Bu arada yine beklenmedik bir olayla 1731 dolar ile 35 dolar arasında seyreden altının onsu dün ani bir hareketlilikle 1757 dolar civarına, dün Amerika Merkez Bankası'nın saat 3.30'da açılmasıyla birlikte akşam saat 7'lere doğru fiyatta bir yükselme meydana geldi. Bugün tekrar onsta çok küçük bir düşüşle 1753 dolar seviyelerine kadar geldi. Yani anlayacağımız kadarıyla Türkiye bazında şu anda 1 gram has altınımız 498 alış, 501 lira satış bazına geldi. 20 karamız şu anda 488 lira TL bazından satılıyor. Küçük altınımız 815, yarımımız 1630, 3260 lira liramız, 8150 lira da 2,5'lunun gramisenin fiyatı meydana geldi. Bugün artık haftayı bu şekilde kapatırız ama hafta sonunda yine ani bir hareketlenme olmazsa hafta başını bu şekilde başlarız diye düşünüyorum. Evet. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı ile birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. Başkan Çolak Bayraktar, dikilen ağaçlar gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı ile birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. Mobilya üretim altyapısını güçlendirme projesinin çevresinde ağaçları toprakla buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, daha yeşil Koca Sinan için her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerinin 100 bin ağaç olduğunu vurguladı. Bir araya geldiğimizde dediler ki biz ağaçlandırma yapmak istiyoruz, bir ucundan tutmak istiyoruz. Sağ olsunlar, onlar belki böyle ufak bir alan dediler ama biz dedik ki binlerce metrekare alan var. Koca Sinan'da yer çok. Maşallah. Her bir köşesinden beraberce omuz omuza verelim, yeşillendirelim. Tabii ki kayamanın amacına uygun bir şekilde ağaçlandırma işin bir tarafı. İşin bir tarafında da belediye olarak bizlerin özellikle göreve geldiğim günden bugüne kadar en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi ve üzerine basa basa yaptığımız işlerden bir tanesi ağaçlandırma çalışmaları. Evet, parkları yapıyoruz. İnsanlar huzur içerisinde gitsin, parklarda otursunlar, vakit geçsinler, çocuklar oynasınlar, gençler spor yapsınlar. Bu güzel bir şey ama bununla birlikte ağaçlandırma çalışmaları ki her yıl 100 bin ağaçla şehrimizi ağaçlandırma gibi bir hedefimiz var. Daha yeşil Koca Sinan için katkı sağlayan Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ve beraberindekiler Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa sağladığı destekler yüz güldürmeye devam ediyor. Talas'taki çiftçilere bu yıl ödünç olarak verilen kuru fasulyeden 1'e 45 ürün elde edildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, il ve ilçe tarım yetkilileriyle Alaybeyli Mahallesi'ndeki çiftçilerin fasulye hasadı heyecanına ortak oldu. Talas'taki çiftçilere bu yıl ödünç olarak verilen kuru fasulyeden 1'e 45 ürün elde edildi. Talas Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanan Alaybeyli çiftçilerinden Ali Sancak ve Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin desteğinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Allah'a şükür verimimiz çok çok iyi. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın cesareti, Belediye Başkanımızın destekleriyle aşamayacağımız bir konu yoktur tarımda Allah'ın izniyle. Şu anda da zaten fasulyemizden de çıkan samanla hayvanlarımız var. Hayvanlarımıza yem bitkisi olarak kullanıyoruz. 16 protein içeriyor samanı da. Bu ikinci dönemimiz, fasulye ekimimiz. Daha önce hiç denememişti. Sağ olsun başkanımız bizi cesaretlendirdi. Tohum desteğiyle, ekipman desteğiyle, kırsal hizmetler mesela Ramazan Bey devamlı takipçisi oldu. Ekiminden tahasatına kadar.
Bu bizi cesaretlendirdi tabii her konuda. Hiç ummadığımız verim aldık. Gayet güzel oldu. Bundan sonra devam. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 1'e 45 verimin hiçbir sektörde kısa zamanda elde edilemeyecek bir sonuç olduğuna dikkat çekti. Tarım ve hayvancılık pandemi döneminde en önemli sektör olduğunu bir kere daha bizlere ispat etti. Şimdi Alabeyli Köyü'nde fasulye hasatındayız. Şimdi biraz önce arkadaşımıza sordum verim nedir diye 1'e 45. 1'e 45 verim hiçbir sektörde bu kadar kısa zamanda elde edilecek bir şey değil. Allah'a çok şükür maşallah. Allah nazardan sorsa eğer çalışırsanız Cenab-ı Allah veriyor. Toprak cömerttir. O bakımdan biz burada çiftçimize bu yıl 9 ton fasulye desteğinde bulunduk. Geçen yıl fasulye, nohut, yeşil mercimek ve kabak çekirdeği desteğinde bulunmuştuk. Yine bu yılda yaptık. Önümüzdeki yılda nasip olursa hayvan yemi için yem bitkisi üretiminde ön ayak olacağız. Sanat ve mesleki eğitimde birçok kişinin başvurduğu Melik Gazi meslek edindirme kursları içi kayıtlar başladı. 2021 yılı sonbahar döneminde 20 ayrı tesiste, 185 branşta ve 21 farklı alanda kurs verilecek. Sanat ve mesleki eğitimde birçok kişinin başvurduğu Melik Gazi meslek edindirme kursları için kayıtlar başladı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her yıl binlerce insana ulaşan kurslarla hem meslek sahibi olma, hem hobi edinme, hem de kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyoruz. Kurslarımızda ev tekstiliyle piko, kadın giyim modelistliği, geleneksel el nakışları, Kur'an-ı Kerim okuma, örgü atölye, Türk mutfağı, dekoratif geleneksel iğne teknikleri, okuma yazma gibi birçok branşta kurs verilecek. Melmek kurslarımız, kursiyerler hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler. Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimiz, farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlerle vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. O yüzden kayıt yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımızın geç kalmadan kayıt yaptırması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlardan dolayı oluşması muhtemel su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaralarını temizliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kötü kokuların önüne geçmek için rutin olarak belirli periyotlarda gerçekleştirdiği yağmur suyu ızgaralarının temizliğini aralıksız sürdürüyor. Ekipler ana arterlerdeki ızgaraların temizlenmesi için son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre çalışma yapıyor. Ana arterlerde başlatılan iş kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalar büyük bir özveriyle gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Kocasinan, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Aşık Veysel, Osman Kavuncu ve Sivas bulvarlarıyla Şehit Komandolar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ise çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor. Kaski, gerçekleştirilen çalışma sayesinde zamanla kum, çakıl gibi materyallerle dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarını sağlıklı yapıya kavuşturup oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hulusi Akar Camii'nde bir basın açıklaması yapan Kayseri Müftü Vekili Mehmet İzci, düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kayseri'deki etkinlikler Hunat Camii İmam Hatibi Hafız Abdullah İslam tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
Daha sonra kameralar karşısına geçen Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci, düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Haftanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cami, din görevlileri ve vefa olarak belirlendiğini söyleyen İzci, Kayseri İl ve İlçe Müftülükleri tarafından hazırlanan programlar hakkında bilgi verdi. Kamu, kurum ve kuruluşlarımızı ve aynı zamanda da esnaflarımızı ziyaret edeceğiz inşallah. Kur'an ziyafetleri gerçekleştireceğiz. Okunmuş olan hatmi şeriflerin duasını özellikle ahirete irtihal etmiş olan din görevlilerimizin ruhlarına hibe edeceğiz. Aynı zamanda camilerimize ve Kur'an kurslarımıza hizmet ve yardım etmiş olan bütün hayırseverlerimizden ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimizin ruhlarına da hediye edeceğiz. Bütün bir dünya olarak yaşıyor olduğumuz pandemi sebebiyle programlarımızın önemli bir kısmını yüz yüze değil de çevrim içi olarak ve uzaktan gerçekleşecek şekilde yapmak durumundayız. Yine bu hafta içerisinde özellikle kendi personelimizin, din görevlilerimizin eğitimi açısından önemli bulduğumuz e-konferanslarımız olacak. Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Emekli Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan hocamızın konuşmacı olarak katılacağı e-konferansımızı din görevlilerimiz, imam hatiplerimiz, müezzin kayyımlarımız ve Kur'an kursu hocalarımız takip edecekler inşallah. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayseri Spor'da Trabzonspor yarın oynayacakları müsabakayla birbirlerine 49. kez rakip olacak. Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. Kayseri Spor'la Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak. Son iki maçta 4 puan kaybeden Bordo Mavililer, milli ara öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16'da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 48 müsabakada Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maçsa beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi rakip kaleye 89 gol atarken ağlarında 48 gol gördü. Kayseri Spor'la Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 24 karşılaşmada Bordo Mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo Mavililer 29 gol atarken kalesinde ise 22 golü engel olamadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan maç golsüz, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ve bu haberli bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri, gelişmeleri ve olayları sizlerle paylaşacağız. Efendim başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.